Merhabalar, Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz İzmir'den geliyor. Aile danışmanı Canan Çam bugün konuğumuz. Derseniz Canan Hanım'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Canan Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şu an çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim sizi gördüğüm için. Güler yüzünüz, sıcak kalmanız yeter. Sizleri tanıyabilir miyiz bu arada? Canan ben. 1986 Düzce doğumluyum ama İzmirliyim. Evet. Sizin gibi. Ne mutlu bana. Bugün böyle güzel buluştuk. Kesinlikle. Enerjiniz kesinlikle geldi bana da. Çok mutlu oldum. İzmir'de anne baba okulu aslında adı altında bir proje başlattım. Yaklaşık 40 kadar şehir oldu şu anda. Şehir şehir gezip anne babalara doğru bildiğimiz yanlışları anlatıyorum. Bir çocuk gelişir, dünya değişir diye bir çocuk doğurdum. Süper. Bir kitabı evet, da siz yazdınız. Üzerindeki de yeğenim Zeynep. Aynı mutlu. Aslında onunla birlikte büyüyoruz diyebilirim. Kitabım büyüyor daha doğrusu. Onun haricinde ne yapıyorum? Oyun terapisi eğitimi aldım. Çocuklarda oyun terapisi konusunda ilerliyoruz. Çocuk testleri yapıyoruz. Onun haricinde de bir anaokulunda yöneticilik yapıyorum. Maşallah. Yoğun bir iş programım var yani. Seviyorum çalışmayı. Çalışmak bana iyi geliyor. Ve kendinizi çocuklara aslında bir nevi adamış oluyorsunuz değil mi? Evet. Yani küçük çocuklarla aslında çalışmak benim için çok keyifti. Anaokul öğretmenliği yapmıştım daha önceki yıllarda. Ama baktım küçük çocuklarda değil, asıl sorun büyük çocuklarda. Büyük çocuklarla ilgili problemler var. Ve biz küçüklere ne verirsek verelim, eğer aileler evde desteklemiyorlarsa mutlaka bir problem ortaya çıkıyor. Çocuklar dengeyi kuramıyorlar okulla ve aile arasında. Bu sefer dedim ki ben büyük çocuklarla çalışmalıyım ve aile eğitimi danışmanlığında yüksek lisansımı yapıp şu anda aile danışmanlığı yapıyorum. Güzel. Çok mutluyum. Sahnede olmayı çok seviyorum aslında. Seanslardan çok, daha çok seminerler beni mutlu ediyor. Bugün de İstanbul'da bir seminerim var. Bizden sonra hemen evet, oraya gideceksiniz. Hemen oraya yetişeceğim. Mart ayında programlarımız çok fazlasıyla yoğun. Böyle güzel, İleride keyifli projeler devam ediyor. Süper. Neden bu işi seçtiniz, bu mesleği seçtiniz? Neden bu işi seçtim? Aslında ben balık burcuyum. Duygusal. Sevgiyi seviyorum ve huzuru seviyorum. Huzurlu olmak istiyorum. Huzurun da biz insanların aslında birbirimizden çaldığını düşünüyorum. Birbirimizden aldığını düşünüyorum. O yüzden ne kadar çocuğa elimi eğer hani uzatabilirsem, ne kadar aile benden bir şeyler alabilirse o kadar huzurlu oluruz diye düşündüm. Yaptığım işte ben çok huzurluyum. Karşımdaki insanlar bazen böyle hani gelip bir şeyler sorduklarında, öğrendiklerinde gelip bana sarılıp ağlayabiliyorlar böyle, teşekkür ediyorlar. O benim için en güzel şey oluyor. Bu işi bu yüzden seçtim diyebilirim. Huzur için yani. Huzur için. Huzurum için huzur verebilmek adına aslında. Kesinlikle öyle. Ailelere nasıl yönlendirme yapıyorsunuz ve onların talepleri size yönelik neler oluyor? Ailelerin bana yönelik aslında hani çocuk için gelseler bile çocuğumuz okula gitmek istemiyor, ödevlerini yapmak istemiyor. Eyvah, Allah. Herhangi bir şekilde işte ısırıyor, kötü davranışları var, argo kelimeler kullanıyor ya da vuruyor gibi davranışlar. Bunlar çok sık gelen şeyler. Bunlar da çocukla ve aileyle ilk başta görüşüyoruz ama sonra çocuğu ayırıyoruz. Aileyle birlikte çalışmaya başladığımızda aslında problemin ikili ilişkilerden ya da anneyle babanın arasında kaynaklanan sıkıntılardan olduğunu görüyoruz. O yüzden daha çok hani çocuklara değil de dediğim gibi büyük çocuklarla çalışıp onları anlatıp ondan sonra da onlar bize geri dönüş yaptığında zaten çocuklarda da bir düzelme görüyoruz sağlıklı aslında bir şekilde. Aslında çocuklar çevreden etkileniyor, bulunduğu ortamdan etkileniyor. Evet, yani ikili ilişkiler çok önemli. Çok. İletişim. İletişim, kesinlikle öyle. Anne baba arasındaki iletişim sağlıklıysa, sağlıklı bir iletişim varsa çocuklar. O zaman çocuklar mutlu bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Evet, hep deniyor ya artık günümüzde daha bir belirgin. Evet. Üstünde basa basa söyleniyor 0-6 yaş diye. Tabii. Hani diyorlar çok genetik kodlamalarımız var. Ve buna rağmen çocuğun da bir karakter oluşuyor. Kesinlikle. Ve bu karakterin üstüne de o ailede de olumsuzluklar baş gösteriyorsa çocukta zaten olan altyapıdaki o kimi sıkıntılar daha bir ön yüzüne çıkıyor değil mi? Şimdi anne babalar da şunu görüyoruz mesela. Diyorlar ki biz çocuğumuzun önünde kesinlikle tartışmıyoruz. Biz çocuğumuzun önünde bunları yapmıyoruz. Peki çocuk tartışmayı nereden öğrenecek? Uzlaşmayı nereden öğrenecek? Çocuk ileriki yaşlarda mesela baş etmeyi nereden öğrenecek? Annesiyle babası evet yani çirkinleşmediği sürece çocuğun önünde tartışabilmeli. Kesinlikle. Çocuğun varlığı
kapsamında ki zaten ilişkilerde sağlıklı bir şekilde bu şekilde yürüyecektir. Birlikte birbirleriyle tartışabilirler. Çocuk bunu görecek ve uzlaşmayı da çocuğun önünde yapmalılar ki çocuk ileride tartışılabileceğini ve bundan sonra da uzlaşabileceğini de öğrensin yani. Doğru. Mükemmel bir ailede büyüdüm. Daha sonra da karşısına çıkan ilk problem de boşanıyorum, ayrılıyorum, gidiyorum, işi bırakıyorum gibi şeyler olmamalı yani. Ama şu andaki mesela jenerasyonda bunları çok fazla yaşıyoruz. Bir şekilde dilge tutturabilmek gerekiyor aslında. Kesinlikle öyle. Ne mükemmel olacağım diye dört dörtlük olmak ya da böyle çok kötü bir şekilde çocuğun önünde kavgadır, kötü olaylara maruz kalmanın da dışında her şeyi o dengeyi tutturabilmek de kesinlikle aslında. Anne baba olmak kolay değil. Değil. Değil mi? Ama biz bekliyoruz. Yani ben elimden geldiğince anne baba okulumla, bir çocuk gelişir, dünya değişirle yardımcı olmaya çalışıyorum seve seve. Sosyal medyadan sıklıkla dönüş yapıyorum. Kendim kullanıyorum zaten sosyal medya hesaplarımı. Hı-hı. Olabildiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. İnşallah destekleyenler çok çok olur. İnşallah. Ailemiz daha fazla büyür. Tabii ki. Çünkü bu anne babalık okulu gerçekten çok işe yarayan bir sistem. Geçtiğimiz yıl 95 tane öğrencimi mezun ettim. İnanın içinde babaanneler ve anneanneler vardı. Tabii ben babalar geldiği zaman genelde 95 kişi böyle 90 kişi hani bayan oluyor ama babalar geldiğinde ben onlara böyle kalpler gönderiyorum direkt iyi ki geldiniz diye. Destek. Çünkü biz bayanlar birbirimize her şeyi anlatabiliyoruz zaten. Hı-hı. Ben bir şey duyduğumda size gelip işte Özge Hanımcığım böyle böyle oldu diye sizinle konuşuyorum ama babalar birbirleriyle maalesef bu konuları paylaşmıyorlar. Doğru. Ve hep olduğu yerde kalıyor. Kesinlikle. Kitabınızda nelerden bahsediyorsunuz? Kitabımda nelerden bahsediyorum? Aslında doğum öncesi dönemden yani anne hamilelik döneminde işte gece ya da gündüz aklına ne takıldıysa hocam ben bunlar benim aklıma takıldı deyip beni aramak yerine ya da bir başkasını aramak yerine kitabı açacak. Ben bu problemleri yaşıyorum ya da benim aklıma bu soru takıldı diyecek. Rehber olacak bir kitap. Ona bakacak. İki yaş sendromu yaşıyorum, doğum öncesi dönemde bir problem mi yaşıyorum, yetişkinlik döneminde mi bir problem yaşıyorum, annemle babamla ya da anneannemle dedemle problemlerim var. Böyle minik minik rehber kitabı gibi düşünebiliriz. Hani alıp başımıza kaldırıp okuyup kaldıracağımız bir kitap değil de hayatımızın her döneminde açıp bir sayfasında sorumuzun cevabını bulacak. Daha sonra da randevumuzu alabileceğimiz bir kitap daha doğrusu. Süper. Anneler, anne adayları aslında başucu kitabı diyebiliriz. Kesinlikle. Babalarımız da katılmalı. Babalar da katılsın. Evet, hani beyler belki hep dediğimiz gibi o kısımda biraz daha arka planda galiba kalınıyor. Yine babalar da var aslında. Çok. Anne görevini bizzat aslında üstlenip bu anlamda dediğiniz gibi bir şekilde yardımcı olabiliyorlar sizlere ki olması gereken nokta aslında. Ayırmaksızın. Annelikte babalıkta çok başka. Evet. Şimdi baba geldiği zaman mesela hocam ben anlamadım ya da ben anlamam. Bunu siz annesini, ben annesini çağırayım siz onu anlatın. Niçin diyorum? Yani hani sizin anlamadığınız konu tam olarak ne? Sadece hani annenin çocuğu mu bu çocuk? Babalarda öyle bir sistem var. Ben anlamam hocam annesini anlatın gibi bir sistem var ama tabii ki olmayan babalarımız da var. İşte onlara da dediğim gibi ben hep böyle kalpler gönderiyorum. Ne güzel. Şanslılar artık onlar da. Kesinlikle öyle. Bu işin zorlukları, keyifli yanları ne üstünde? Keyifli anları dediğim gibi birçok anneye, birçok kalbe, birçok yüreğe dokunuyorum. Ben de aslında bazı şeyleri öğreniyorum. Yani doğu, batı, işte hiç bir ayrım yapmadan her yere gidiyoruz, geliyoruz. Kültürler tabii ki değişiyor. Bazı yerlerde hani öyle şeyler oluyor ki kültürel değişiklikler. Benim diyor 9 tane çocuğum var diyor mesela anne. Ben işte en büyük çocuğum 30 yaşında, diğer çocuğum işte bebek kucağında. Aradaki yaş farkını nasıl koruyabilirim dediğinde hani bilim de bir yerde kalıyor. Ben de böyle bir sahnede kalıp böyle bakıyorum hani evet yani o olmamalıymış gibi şey yapıyoruz ve o arada hani çözümü sahnede aslında seyircilerimizle birlikte yani ailelerimizle birlikte buluyoruz. Zorlukları ve güzellikleri böyle diyebilirim. Hem bir şeyler öğreniyorum hem de aslında birlikte bir çözüm getirebiliyoruz. Beraber büyümek olsa ki. Kesinlikle öyle. İşinizde diyelim bir problem yaşadınız. Hı-hı. Nasıl başa çıkarsınız? Bir planınız devreye girer mi? Aslında bu bizim işimiz için çok böyle hani çok bir zor bir soru oldu. Evet. B planı her zaman var tabii ki hayatımızda. Ama benim için dediğim gibi huzur ve mutlu olduğum yer çok önemli. Şu anda da yaptığım işte çok huzurluyum, çok mutluyum. Hı-hı. İnşallah bu şekilde devam eder.
devam ettiği sürece de ben zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Tek problemimiz söylediğim gibi anne babalar bazen destekleyemiyorlar, destek veremiyorlar. Ya da istediğimiz şeyleri tam olarak yerine getiremiyorlar. Orada çocuklarımızı biraz üzüyoruz. O konuda ben çok üzülüyorum. İstismar ediyoruz yani haklarını istismar ediyoruz. Orada çok üzülüyorum. Onları da zaman zaman zamanla aşacağız diye inanıyorum. İnşallah. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? Beni çocuklar çok motive ediyor. Onları görüp sarıldığımda çok seviyorum. Down sendromlu çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Onlara sarılmayı, onları koklamayı, onların sevgisini çok seviyorum daha doğrusu. Onlarla da çok güzel projeler yönettik. Birlikte çok güzel çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. İzmir'de de güzel bir ekip oluşturduk onlarla birlikte. Ona da sevgiyle kucaklıyorum buradan. Çocuklar beni motive ediyorlar. Onları seviyorum yani. Hedefleriniz nelerdir peki? Hedeflerim neler? Ben bir çocuk gelişir, dünya değişirim büyümesini istiyorum. Çünkü o benim çocuğum. İlk hatta değil mi? Evet. İkinci baskıya ulaştı bir yıl içinde. Süper. Çok şükür şu an satışları da çok iyi gidiyor. Cenevre kitaplı yayın evinden çıktı. Aileme de, Cenevre ailesine de buradan çok teşekkür ederim. Onların da desteğiyle. Kitabımın iyi bir yere gelmesini istiyorum. Ailelerin birçok aileye dokunmasını artık istiyorum. İşimde zaten çok şükür her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha iyi olur her şey. İnşallah. Sevilmeden, o sabır olmadan olacak bir olacak, açıkçası evet. Konuda değil. Hani işi bir kenara koydum. Hı-hı. O süreçte hakikaten onların dünyasına inebilmek, evet. Anlayabilmek, isteklerine bir şekilde cevap verebilmek. Hı-hı. Aslında zor süreçler. Hani çocuğun her istediğini yapmamak, bir de onu üzmemek, evet. Dünyasında onun aslında o... aklında kalmasını sağlamamak gerekiyor. Hı-hı. Bu olmadı, onun dünyasına belki yer edecek. Evet. İlerleyen zamanlarda farklı bir şekilde çıkacak. Evet. İşte bunu aslında dengeyi kurabilmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Anne babalar biraz bizi dinlerlerse aslında sağlıklı çocuklar yetişecek. Ona inanıyorum. Çünkü çok güzel meslektaşlarım var. Çok güzel şeyler anlatıyoruz. Çok sağlıklı bilgiler veriyoruz aslında. Anne babalar biraz daha dikkatli olsalar, biraz daha böyle hani gözlerini açsalar, bizi dinleseler, göz ve kulaklarını açsalar çok sağlıklı olacak. Yani... Geleceğimiz, dünyamız güzelleşecek aslında gerçekten. Sloganımı çok çok güzel tutuyorum. Çok bir çocuk gelişir, dünya değişir. Gerçekten öyle. Çocuklarımız gelişirse eminim bütün dünyamız değişecek yani. Onlar zaten bizim önümüzdeki ufuklarımız. Evet. Bizler yerimizi artık bırakıyoruz yavaş yavaş, hı-hı, onlara. Onlar artık yapacak, tutunacak, evet, başarılarını gösterecekler. Hepsi de bir aslında ekip. Evet. Ekiple olacak şeyler ve onları en iyi şekilde yetiştirebilmek de, hı-hı, marifet. Sizin gibi değerli isimlerimiz, değerli kalemlerimiz her daim, evet, olsun ki yol olun, ışık olun. Küçücük bir taşı oynatmak bile çok büyük artısı olarak dönecektir. Belki bir çocuğa dokunuyorsunuz, bir aileye dokunduğunuzu düşünseniz, hı-hı, bir onun bir çevresi var, tabii, yakınları var. Başka çocuklara enerjinin, mutluluğu, hı-hı, yansıyacak aslında. Tek bir kişiye, tek bir aileye aslında yol gösterici değilsiniz. Birden fazla ışıksınız. Evet. O yüzden söylüyorum işte konferansları yani sahnede olmayı daha çok seviyorum. Üniversite birinci sınıftayken bir hocam konuşuyordu kulaklığı çınlasına, Eda Kargı. Çok sevdiğim, çok değerli bir hocam. Konuşurken dedim ki benim yerim burası değil. Ben orada olmalıyım. Yani kürsünün diğer tarafında olmalıyım dedim. Ve Allah nasip etti. Kürsünün diğer tarafındayım şu anda. Seviyorum. Bugün de yaklaşık bir 500 kadar bir davetlimiz var. Onlarla buluşacağım. Yani bu zamana kadar herhalde dediğim gibi bir 40 şehir gezdik. Türkiye'nin yarısı neredeyse gezdik. Umarım 81 ilin 81'inde görme şansımız ve buluşma şansımız, İnşallah, olur. Tekrar gitme şansımız, İnşallah, olur. İnşallah. Defalarca olsun. Daha çok olsun. Bir çocuk gelişir, dünya değişir ailesi büyüsün. İnşallah. Defalarca olsun inşallah. Nice güzel o katılımların kat ve kat artması. Gittiğimiz kimi yerlerde etkinlikler, konserlerle birlikte bunların, hı-hı, da kat ve kat bilgi anlamında çoğaldığı, evet, önünün açıldığı, siz değerli isimler, kalemler her daim olsun. Anne babalar da lütfen peşinizden gelsin diyorum. Ve sizin dediğiniz gibi bir çocuk gelişsin, dünyamız da inşallah değişsin ve gelişsin. Çok, evet, teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Nice güzel, evet, inşallah projelerde isminizi görmek temellisiniz. İnşallah hep birlikte. Hep birlikte. Başınızın devamını diliyorum. İzmir'e kucak dolusu sevgiler gönderelim. Birlikte. Efendim her zaman dediğimiz gibi İşi Bilen Kızım bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Uzman aile danışmanımız Canan Çam bugün konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.